Yani çalışma biraz karşılıklı ortak aklı bulmak için etkileşime dayalı bir şeye işaret ediyor. Bir etkinliğe işaret ediyor ama maalesef burada inanın bir nokta konulacak yere, diyelim ki ünlem konulmuş bir maddeye buna dair bir öneri getirilse bile kabul edilmeyecek durumda. Böyle bir alınmış emir telakki edilmiş talimatın yerine getirilmesi yaklaşımı var. Bu da tabii sayısal çoğunluk olunca bir direniş her zaman sonuç veremeyebiliyor. En önemlisi de bu süreçte artık parlamento içi hukuku gelenekleri de göz ardı ediyorlar. Yani meclis iş tüzüğü çok önemlidir yasa yapma sürecini belirlediği için. Anayasa gücünde düzenlemelerdir. Örneğin çok karıştırmadan, çok teknik ayrıntıya girmeden bir maddeyle ilgili bir yaşadığımız olguyu anlatayım. 17. madde de konuşacaktım. 17. maddede aslında 6 ay olan bir toplantı gösteri yürüyüşleri yasasındaki yaptırım otomatik tutuklama maddeleri arasında yani katalog suç olarak sayılıyor. Şimdi bu çok önemli. Yani 6 aylık bir alt sınıra sahip bir suç otomatik tutuklama sonucunu doğurabilecek şekilde katalog suça dahil ediliyor. Bununla ilgili konuşacakken aniden işte hükümet ve konuşmanın tek yolu, bunu da vurgulayayım, bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vermek. Bizim değişiklik önergemizde bu maddenin teklifin çıkarılması şeklindeydi. Şimdi bu teklife hükümet ve çoğunluğunu Adalet AKP'lilerin oluşturduğu komisyon katıldı. Efkan Ağa, evet bu teklife biz de katılıyoruz dedi. Komisyon da katılıyoruz dedi. Ama AKP'lilerin çoğunluğu reddettiler. Şimdi düşünün, bir AKP'ye mensup bakan katılıyor, hükümet demektir bu. Hükümet katılıyor, komisyon katılıyor ama AKP'li milletvekilleri reddediyor. Tabii böyle olunca ortaya çıkan sonuç şu, biz bu madde üzerine konuşamamış oluyoruz. Yani bu kadar ki meclis iç tüzüğünü, meclisin iç geleneklerini de göz ardı eden, içe sayan bir yaklaşım içindeler. Onun için sadece parlamentoda yapılacak muhalefetle, parlamentoda yapılacak direnişle sonuç alınma biraz zor olabilir. Tüm yurttaşlarımızı bu antidemokratik hak ve özgürlükleri boğan yasaya karşı demokratik çerçevede ellerinden ne geliyorsa direnmeye çalışıyoruz. Çağırıyorum ben. Çünkü aksi takdirde çocuklarımızın özgürce söz söyleyemeyeceği, özgürce yaşayamayacağı, kamu görevlisi olan yurttaşlarımızın geleceklerinin amirlerinin ya da işte valilerin, işte bakanların, siyasilerin iki dudağı arasında olduğu, yani biz genellikle işte polis vasıfı selahiyetleri kanunu, CMK, TCK'daki değişiklikleri tartışıyoruz ama örneğin tüm memurları ilgilendiren bir madde var. Bu sonlara doğru henüz görüşülmedi bu maddeye göre. Müfettişler, işte amirler, disiplin, inceleme, soruşturma gibi işlemleri sırasında kasten haksız fiil yapsalar bile bunlarla ilgili bir dava açılmayacak. Dava doğrudan doğruya devlete karşı açılmış olacak. Şimdi bu aklın alacağı bir şey değil. Yani bir yandan mala zarar verme olaylarında işte devlete genel hükümlere göre rücu hakkı verilmişken bu konuda düzenleme yapıyorsunuz ama devletin yöneticilerinin yurttaşlara karşı kasten haksız fiil oluşturan eylemlerle bile olsa verdikleri zararlarda siz doğrudan devlete dava açabilirsiniz diyorsunuz. Yani bununla AKP'nin atadığı amirler, işte müfettişler, biliyorsunuz şu anda ağırlıklı olarak soruşturmaları müfettişler işte eliyle yürütüyorlar. Valiler, kaymakamlar yaptıkları haksız fiillerden bile sorumlu tutulamayacak. Mesela böyle maddeler de var. Mesela işte birkaç madde önce geçti. İşte araç kiralayan firmalar herhangi bir suç şüphesi olmasa bile
kiralamaya ilişkin bilgileri, belgeleri online olarak polisin incelemesine her an hazır edecekler. Mesela bu da çok fazla tartışılmadı. Çünkü daha ağır hak ihlali oluşturan maddeler olduğu için. Yani bir araç kiralama firmasından polise bir online hak çekilecek. Kim, ne zaman, hangi aracı kiraladı, o araçla nereye gitti, ne zaman aracı geri getirdi gibi bilgiler polis tarafından online olarak kontrol edilecek. Bunların hepsi o meşhur Big Brother benzetmesini bile aşan adeta dikizleme, işte gözetleme, izleme kültüründe bile yeri olmayan devletin yurttaşların özel hayatına müdahalesi niteliğindeki düzenlemeler. Peki Sayın Cihaner, bu yasa çıktıktan sonra bu yasanın doğuracağı tahribatı düzeltmek ileride nasıl olur? Ne kadar süre alır? Bu iyileştirilir mi? Çünkü vahim bir tablo ortaya çıkacak. Gerek insan hakları açısından ve gerek özgürlükler açısından. Ya kuşkusuz örneğin polisin silah kullanma yetkisini arttıran maddenin yurttaşların yaşamlarında oluşturacağı tehditin tamiri geri alınması mümkün olmayacaktır. Onun için biz sürekli dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani 2007'de Polis Valisi Selahiyetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle inanılmaz bir polisin dur ihtarına uymadı diye öldürdüğü yurttaş sayısı arttı. Yani neredeyse 200'e yakın yurttaşımız, 180 üzerinde yurttaşımız o yasanın çıkışından sonra ağırlığı o yasanın çıkışından sonra olmak üzere yaşamını yitirdi. Şimdi gene aynısı olacak. Çünkü artık orantılılık, silah kullanmadaki orantılılık ilkesi önemli ölçüde geriletilmiş olacak. İşte başkasının mal varlığına yönelik bir tehlike algısında bile polis silah kullanabilecek. Bunların tabiri çok kolay olmayacaktır. Mümkün olmayacaktır. Yani birisini öldürdükten sonra ama yurttaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın. Esas olan siyasi mücadeledir. Bu iktidar eğer demin yani tüm iktidarlar gibi bu iktidarda gidecek. Gittikten sonra da kuşkusuz onun yerine gelecek özgürlükçü, demokratik bir iktidar bu yasaları iptal edecektir, ortadan kaldıracaktır. Yeniden daha özgürlükçü düzenlemeler yapacaktır. O konuda yurttaşlarımızın tereddütü olmasın. Ama bazı maddeler var ki tamiri ya da telafisi çok kolay olmayacaktır. Yani o polisin silah kullanma koşullarını daha sıkı koşullara bağlayabilirsiniz, daha sıkı denetleyebilirsiniz sonrasında. Ama işte henüz bu yasa çıkmadan bile çoğu çocuk olmak üzere son 1-2 ay içerisinde işte Şırnak'ta, Ağrılı, Güneydoğu'da olmak üzere birçok yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bu yasa çıkmadığı halde dizi de biliyorsunuz. Çocuklarımız, gençlerimiz gözlerini kaybettiler, yaşamlarını kaybettiler. Onun için tekrar ediyorum, tüm yurttaşlarımızın her platformunda bu yasanın çıkmaması için elinden gelen demokratik tepkilerini gösterip elinden geleni yapması gerekir. Peki. Ama umutsuzluğa yer yok. İktidar değiştikten sonra tabii ki demokratik düzenlemeler hayata geçirilecektir. Çok teşekkür ederim.